الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Soydan gelen büyük bir enerji var. Olabilir abi şimdi. Sallıyor seni ama birden fazla enerji bir araya vücutta geldiği için seni sallıyor. Şöyle bir dua et bakalım. Allah'ım soyundan yapılan beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım soyundan yapılan beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yapılan beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yapılan beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah soyundan yapılan bir duadan gelen şeytandan sana sığınırım.
Tanrım, soyundan yapılan beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, 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 soyundan yapılan beddualardan gelen şeytandan sana sığınırım. Etkileniyor musun bundan? Biraz bir evlerde bir etkilenme oluyor. Ne oluyor? Bir akım hissediyorsun. Ha, aynen. İki elinde de. İkili bir akı sağlıyor. Peki şöyle de. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Adak diye bir dua ederken ense kökünün hemen altında böyle bir yoğunluk hissediyor musun? Bir yanma oldu abi. Bir şu... Omurganda. Ha, bir şurada bir titreme oldu abi. Sol tarafında. Aynen şu. Maldırım. Omurganda bir yanma oldu mu? Hafif oldu abi. Bir sıcaklık aktı. Şimdi adağı inkar ediyor bazı gerizekalılar. Adak Allah'a verilen bir sözdür. Bir yemindir. Yerine getirilmediği zaman, soydan birisi adar da yerine getiremediği zaman soya sirayet eder. O insanları hasta eder. Kimi zaman ölümlerine sebep olur. Kansere sebep olur. Özellikle hayvan kesme adakları, kanla ilgili rahatsızlıklar çok fazla olur halde bölgede. Çünkü kanı akıtmadın. Allah'a karşı bir söz verdin. Hem o sözünü çiğniyorsun, hem de yalan söylemiş oluyorsun. Ve senin yalanından ve sözünü, nezdini, adağını yerine getirmediğinden dolayı bir enerji iki taraftan da olabilir ama onun enerjisi de birleşiyor. Adak var, beddua var, kendine okuduğun lanet ve isyan var. Var ama şimdi bütün bunları tamamlayan şey, senin üzerinde adak da olsa sen bir şekilde hayatını devam ettirirsin. Çok hasta etmez. Üzerinde beddua da olsa sen insanlara kötü söz, beddua ve lanet okumadığın sürece yine devam ettirirsin. Ama üzerindeki bu enerjinin seni kışkırtması veya bir an bir sinir ve üzüntüyle isyanı yaptığın an vücutta bağlantılar, sistem, her şey tamamlanıyor. Lanet olmak zorunda gerçekleşmiştir. Bedene hakim olur. Namaz kılarken zorlanıyor musun? Zorlanıyorum abi. Kıldıktan sonra sıkıntılar oluyor mesela. Sanki içindeki bir şey, hiç namaza ve secdeye gitmek istemeyen bir yaratık var sanki içinde, değil mi? Valla biraz sıkıntı oluyor abi yani. Daralıyorum yani abi kıldığım zaman. Yani. Böyle bir enerji. Hangi ayeti veya sureleri okurken daha çok zorlanıyorsun? Abi, okurken değil de abi, dinlerken abi, bu ben hani ilk artık hani gitmeyecektim oraya falan abi, bir rahatsız oldum genelde, bir şeyler oldu abi, bir açayım dedim dua abi, bir yakma suresi vardı daha internette, Saffat suresi. Bunu dinlerken kötü oluyorum abi yani. Saffat'ı her dinlediğinde kötü oluyor musun? Her dinlediğinde. Şimdi dinleyeyim. Peki ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bunu dinlediğimde bir kontrol et kendini. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, okuyacağım Kur'an'dan hasıl olacak olan sevabı Taha'nın ahirete geçmiş olan tüm akrabalarının ruhlarına hediye ediyor. Onların ruhlarını huzura kavuştur. Günah ve kusurlarını affeyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtal müstakîm sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlike yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtal müstakîm sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun, 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 inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميت. إنك ميت وإنهم ميت. إنك ميت وإنهم ميت. إنك ميت وإنهم ميت. Bunda ne hissettin? Bunda bir sıcaklık oldu başta da. Yoğunluk ayaklarına doğru iniyor. Ya yoğunluk oluyor abi yani ayaklarda bir şeyler oluyor yani. Bir... Sanki akım aşağı doğru çekiliyor değil mi? Aynen abi. Bir şeyler oluyor abi. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessafati sakfen fezzacireti zekren fettaliyat zikra inna ilahukum nevâhidun. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehumâ ve rabbul meşârik. İnnâ zeyyennâ semâ'at dünyâ bi zînetil kevâkif. Ve husa min külli şeytanin mârid. Ve husa min külli şeytanin mârid. Ve husa min külli şeytanin mârid. Ve yesemmâûne ilel meleyl âlâ ve yukzafûne min külli cânib. Duhuram ve lehum azabun vasib illa men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. Bismillahirrahmanirrahim. Vessâffati seffan fezzacireti zeşren fetâliyat zikra inna ilahukum nevâhidun. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârik. İnnâ zeyyennâ semâet dünyâ bi zînetil kevâkib. Ve husam min külli şeytanin mârid. 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 La yessemmâûne ilel meleyl âlâ ve yukzafûne min külli cânib. Duhuram ve lehum azâbun vâsib. İllâ men hatifel hatfete fe etba'ahu şihâbun sâgib. İllâ men hatifel hatfete fe etba'ahu şihâbun sâgib. Bismillahirrahmanirrahim. Vessâffati saffan fezzâcireti zecren fetâliyat zikrâ inne ilâhukum nevâhidun rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârik innâ zeyyennâ semâet dünyâ bi zînetil kevâkib ve husam min külli şeytânin mârid ve husam min külli şeytânin mârid ve husam min külli şeytânin mârid la yessemmâûne ilel meleyl âlâ ve yukzafûne min külli cânib duhuram ve lehum azâbun vâsib İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib. İlla men hatifel hatfete fe etba'ahu şihabun sâgib.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve saffati saffan ve zacireti zecran. Ve taliyat zikra inna ilahukum la vahidun rabbu semavati vel ardu ve ma beynehuma. Ve rabbul meşarik. İnna zeyyenna semad dünya bizinetil kevakib. Ve husa min külli şeytanin marid. Ve husa min külli şeytanin marid. La yesemmeûne ilel meleyl âlâ ve yudzafûne min külli câlib. Duhûra ve lehum azâbun vâsib illâ men hatifel gatfete. فأتبعه شهاب صاغب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب صاغب بسم الله الرحمن الرحيم صافة صفا فزاجرة زجان فالتالية الذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحصا من كل شيطان وارد وحصا من كل شيطان وارد وحصا من كل شيطان وارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب حرا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب صاغب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعَ كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم kasıyor sallıyor titriyor öyle bir şey işte sonuç ne kadar dinlersen o kadar kasılırsın ya ne olur ne kadar dinlersen o kadar kasılırsın. Yani şimdi onu da tek başına yaptın abi. Biraz kendini kontrol ettin aslında. Biraz daha fazla kasıyorsun. Tutuyorum abi ben. Tutmasan yani, film kopuyor biraz. Yani ben bir şey yapmıyorum ben abi. Önceden hani tutmuyordum hiç abi. Bayağı bir şey yapalım şimdi tutuyorum yani. Aç ödeli var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Dünyaya gelmeye. Dünyaya gelmeye. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Varlığıma. Varlığıma. Kaderime. Kaderime. Anneme. Anneme. Babama. Babama. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Kalben ve dil ile. Kalben ve dil ile. Yaptığım ve yapacağım. Yaptığım ve yapacağım. Bütün beddualardan. Bütün beddualardan. Belalardan. Belalardan. Lanetlerden. Lanetlerden. Kahırlardan. Kahırlardan. İsyan ve şirk sözlerinden. İsyan ve şirk sözlerinden. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Peş peşe. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Bütün zerrelerinle istiğfarı yap. Tövbe ettikçe vücutta kasılma mı artıyor, bir rahatlama mı oluyor? Abi bir sıcaklık oluyor ya. Bir rahatlama oluyor, sonra bir sıcaklık oluyor abi. Gidip geliyor yani. Bak bir kez daha inanarak yap tövbeyi, tamam mı? Ondan sonra kontrol edeceğim. Aç ellerini. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Öfke ve kızgınlık ile. Öfke ve kızgınlık ile. Dünyaya gelmeme. Dünyaya gelmeme. Yaşamaya, yaşamaya, var olmaya, var olmaya, yaratılmaya, yaratılmaya, doğmaya, doğmaya, varlığıma, varlığıma, kendime, kendime, anneme, anneme, babama, babama, kaderime, kaderime, okumaya, okumaya, çalışmaya, çalışmaya, verdiğin rızık ve nimetlere,
verdiğin rızık ve nimetlere, yaptığın bütün isyan kelimelerinden, bela sözlerinden, kahır sözlerinden, intizarlarından, beddualarından, kendi adıma ve bütün soyundan ölmüş ve sağ olanlar adına, sana tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Amin de. Bir kez daha dinlediğinde kontrol et bakayım kendini. Aklın ne alemde şimdi? Biraz daha az sarsıyor. Dur. İlk başta daha fazla etkileniyordun değil mi? Allah'a
Hangi kulaktan daha çok etkileniyorsun? Sağ mı sol mu? Kulaktan biraz daha fazla yiyorum. Hı? Kulaktan daha fazla yiyorum. Sağ ol. Peki biraz etkilenme düştü mü? Aynen. Abi bunu bilmiyorum şimdi abi. Dinlediğim zaman... Ya ben dinlemiyorum. Başka şey düşünüyorum. Çalarken bir şey olmaz ama dinlersem... Üstünü çıkar, stop ver. Şu da... annenin elini tuttuğunda veya ittiğinde vücuduna giren enerji. Abi dur. Abi tamam. Şunu alacağız. Önce şunu bir alalım. Sakin. Karanlığı ver bana. Hoca sen de geliyor, biliyor musun buraya geldiğimizi? Biliyor abi. Ben hoca sen de tahmin ettim abi biraz. Rica ediyorum. Şurada. Bak. Çok ağır da bastırmıyorum hoca, görüyor musun? Bak. Şu kadar bak. Gıdıklanma değil, acı ama değil mi? Aaa! Aynen. Sen bastırsana, benim elimle ilgili değil bak. Gel bak. Anne şimdi Erol Hoca sana tövbe ettirecek. Bak. Sonra ol. Bana bir... Benim diğer tarafa alsana bir. Şimdi acıdan... Alo, anne. Şimdi Erol abi sana tövbe ettirecek. Aynı. Şimdi vereceğim sana o dediklerini tekrar alsın. Alo. Abi geliyorum, hadi. Alo, ablan nasılsın? Allah razı olsun, biz deyiz. Sesi bu kadar mı çıkıyor? Şey yap, hoparlör al. Bir hoparlör sen. Nasıl anlıyor ki abi? Getir bana. Veya buradan arayayım ben bir şekilde. Şey yok. Ben seninkinden arasın. Alo. Abla şimdi çocuklar geldi buraya da. Şimdi çocuklar. Tahayyül seansı aldık. Bu şimdi bir dua ettirmem gerekiyor size. Bu sinir ve öfke esnasında böyle ağzınızdan kızgınlıkla çıkan sözler var. İşten söylemeseniz de dille de söyleseniz çocuğun çarpılmasına neden oluyor, tamam mı? Ondan dolayı ben size bir tövbe ettireceğim. Bir daha kesinlikle öyle bela, lanet falan okumayacaksınız, tamam mı? Benim söylediklerimi tekrar ederek bir dua edin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle çocuklarıma, akrabalarıma, ayrıldığım eşime ve akrabalarına söylediğim ve söyleyeceğim bütün belalardan, beddualardan, lanetlerden, kahırlardan, kahırlardan, Allah kahretsin deriz ya, kahırlardan, isyanlardan, tövbe ettim estağfirullah. Peş peşe bir tekrar edin bunu. Tövbe ettim estağfirullah. Bir daha. Devam edin. Gel sen bak. Sen devam et ablam. Bas. Tamam, gidip anneme saldıracak. Tövbe ettim. Şimdi Allah razı olsun. Allah'ım şahit ol ki ben çocuklarıma, bütün ölmüş ve sağ akrabalarıma, ayrıldığım eşime ve akrabalarına, dünya ve ahiret,
geçmiş ve gelecek tüm haklarımı helal ettim. Helal ettin mi? Helal ettin mi? Helal ettin mi diyeceksin? Helal ettin mi? Helal ettin mi? Şimdi teyzem bak, sana bir tek söz söyleyeceğim. Senden istediğim bir tek şey var. Tamam mı? Bak. Kesinlikle insanlara ayrıldığın eşin, akrabaları, sana kötülük yapan her kim olursa olsun kesinlikle beddua ve lanet okuma. Sadece de ki çocuklarına da okuma. Bak. Çocuklarına çok kızarsan Allah'ım onları şefkatinle terbiye etti. Hariçtekilere kızarsan da Allah'ım onları sana havale ediyorum de. O kadar. Kesinlikle bela, beddua kesinlikle ağzına alma. Etme. Onlardan da tövbe ettin ya şimdi. Bir daha kesinlikle beddua etme. Tamam mı? Allah'a havale etti. Çünkü Allah affedicidir. Affedenleri sever. Sen Allah'a havale edeceksin. Tamam mı? Tamam. Senden istediğin tek şey, ölsen de ağzına bedduayı alma. Allah'a havale et. Ama çocuklarında bir şey kızdığın zaman da Allah'ım onları şefkatinle terbiye et de. Bak, Allah'a havale edersen çocuklar bir asilik olduğu zaman yine ceza gelir. Allah'ın adil ve hakem ismiyle. Tamam mı? Sen çocuklarına da de ki Allah'ım onları şefkatinle terbiye etti. Bir haylazlık yaparlarsa. Şefkatinle terbiye etti. Tamam mı teyze? Hadi Allah'a emanet ol bakalım. Düzelir Allah'ın. Hiçbir şey kalmayacak. Göndereceğim ben seni. Tamam. 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 Sağ ol. Şimdi bazı gerizekalılar bir de video yapmışlar şimdi. Aptal adamlar. Diyorlar ki bedduadan cin musallat olmaz. Şimdi bak gel. Biraz önce gel. Şuraya ben bunda dokunamıyordum. Değil mi? Dokunduğum anda burada bir ağrı oluyordu. Şimdi bastırdın. Bak dokunamıyordum değil mi? Tabii, bastır şu an. Tabii gördüm canım. Görüyor musun? Demek ki şimdi bedduadan cin musallat olmaz dediğin zaman bir kere duayı inkar ediyorsun. Gerizekalı adam ne diyor? Allah istecik dua. Siz dua edin ben cevap vereyim diyor. Şimdi kabul edilen dualar ne? Ana babanın evladına yaptığı dua peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Dört tane dua vardır ki anında kabul olur. Bunu inkar ediyor gerizekalı. Nedir? Ana babanın yaptığı dua. Nedir? Yetimin yaptığı dua. Nedir? Yolcunun yaptığı dua. Nedir? Misafirin yaptığı dua. Bu dualar geri çevrilmiyor. Çünkü ana baba evlat üzerinde bir hak sahibi. Bedduadan gelmez dediğin zaman günahtan da gelmez. Neden gelir? Aşık olur. İşte o kötülük yapıyor. Ya insanın kendi kötülüğünde günahından başka ne vardır? Ayetlerle sabit yani. Başınıza gelen her bela ve musibet sizin kendi ellerinize yaptıklarınız nedeniyledir. Ayeti bir kere inkar etmiş oluyorsunuz. Fazla dedi ki bedduadan gelmez. Neden gelecek? Aşık olup da gelecek. O zaman güzel bir şey. Gülsün bir tane. Ademoğlu zaten cinlerden güzel yaratılmış. Çok şükür. Evet. Değil mi? Ha işte gördün bak. Tek tövbe yaptırdım anneye. Tövbe yaptı ve helallik aldı ve sol tarafı şu an rahatladı değil mi? Bak dokunamıyordum yani buraya. Dokunabiliyor muydum? Bak, burası baba. Aynıyla. Kötü de olsa kesinlikle babayla helalleşeceksiniz. Tamam mı? Bak, bu babanın yaptığı da burada bak. Bak, anne duruyor bak. Annede bir şey kalmadı bak. Tövbe ettiği anda. Bak, dokunuyorum. Biraz önce ben de dokundum yani. Kendim dokundum. Sen de dokunamıyordun. Bak, babayla helallik almadı. Bak, sağ tarafta. Demek ki bedduadan bir akım geliyor, bir cin geliyor vücuda. Bir enerji bak, oraya da dokun. Bak gösterim yerini. Şimdi babaya tövbeyi yaptınız, helalliği aldınız, o da bitecek.
Arababey. Arababey. Biraz karanlık. Karanlık maranlık yok. Arababanı sen yap. Ben yap. Yahu yap. Yahu yapın bunu. Yani ne olursa olsun. Bak diyor ki, bak senin baban. Hadis-i şerifte bak, ben sana bir hadis söyleyeyim bak, ona göre bak, ismin de güzel bir isim. Bak daha. Bir sahabe peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Diyor ki, ya Resulullah, anam babam bana zulüm etse, ben onların rızalarını almazsam cehenneme girer miyim diyor. Bak, zulümden bahsediyor. Dövmeden, sövmeden, gasp etmeden, işkence etmekten, malına mülküne el koymaktan, zulümden bahsediyor. Annem babam bana zulmese, rızalarını almazsan cehenneme girerdim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam üç kez tekrar ediyor bu cevabı, diyor ki evet, sana zulmetseler dahi rızalarını almazsan cehenneme girersin. Çünkü ana baba bir kere ana babaya asi olduğu zaman, reddettiği zaman Allah'ın kaderini de reddediyorsun. Niye? Allah o ana babayla seni dünyaya, kaderde getirdi. Anladın mı? Kaderini öyle yazdı. Birini baba, birini anan olarak yazdı, çizdi. Orada ona isyan etmiş oluyorsun. Bak sonu aldık şimdi, sağa da alacağız. Sonra ayetlerini tekrar kontrol edeceğim. Tekrar hangi ayetleri dinleyecek? Bakacağız, devam. Sınıflar mı? Ben de ki. Dönersin. Tamam. Kamerayı yaptı mı? Yaptı. Dua da beddua da anında kabul olur. Fakat kaza zamanı farklıdır. Kader ve kaza farklıdır diyor. Bastı şimdi. Kafayı yükselmiştir. Çekil önünden, çekilir. Şöyle değil mi abi? Bastı. Var mı abi? Ya hafif var abi. Dur. Şu an dokunabiliyoruz. Dokunabiliyorsun abi de ya, gıdıklanıyorum abi şu an. Şu an gıdıklanıyorum. Acımıyor şu an. Hayır, yok acı. Şurası? Ver. Burası sopalık. Şuradan? Ada şey mi? Abi gıdık mı bilmiyorum ki. Bastırdım mı abi? Ben gıdık olup olmadığını ben sana birazdan göstereyim. Kapat kamerayı, bir stop yat. Tam böyle konsantreyle tekrar aynı rükû ayetlerini sana dinleteceğim, tamam mı? Bedduadan cin musallat olmaz diyenler de izlesinler bakalım. Oluyor mu? Olmuyor. Herkes söz söylüyor, biz ispat gösteriyoruz dedik. Kulağına koy şöyle. Bunu inkar edelim. Sesinde. Bedduadan ve adaktan cin musallat olmaz diyen bu çocuğu okuyan. Onun sesinde. Günlerce insanlara rükû okuyan. Evet, Furkan rükû. Abi. Diniz. Konsantre olsun. Vücutta nasıl sallıyor gibi adamı, değil mi? Bakalım. Tövbesini de yapmadı. Yani vereceğimiz tövbeyi daha yapacak. Ondan sonra bir haftalık reçete yapmadı. Yani bir haftalık yapacağı bir reçete var. Bir dua ve istiğfar var. Bu burada ya bir saatin içinde gerçekleşen tedavi ediyor sadece. Etkileniyor musun? Bir şey oluyor hafif. Böyle bir şey oluyor. Hafif böyle bir enerji. Hafif ama ya böyle şey. O da... Sallanıyor. Peki şu an senin... Safvat'ı dinleyelim tamam, Safvat. Safvat'ı açayım, dur. Şimdi ben yaparsam hipnoz diyecekler ya. O yüzden ben süre de okumayayım. Artık YouTube'dan ve internetten dinletelim abi.
Ben istiyorum ki insanlar bana gelsin değil abi. İnsanlar kendi hayatlarına çekip düzenmesinler. İnsanlar haramdan ve günahtan elini eteğini çektiği zaman, İslam'ı doğru olarak yaşadığı zaman zaten bir sıkıntı kaldı. Dediğimi ne anlatmak istediğimi siz anladınız mı? Abi. Sen de anladın mı? 2 yıldır süreler dinliyorsun ama vücutta onu hissediyorsun. Şimdi kendisi ne diyor biliyor musun? Dedik şimdi ben de, orada tedavi olacağım diyor. Sapmatı dinlediğimi anlarım. Kendisi dedi. Ve o yüzden çok dikkatli dinledin ama hafif bir akım sanki var ona yok arası. O da... Ağırlığı kapı şey oluyor işte. Şu... O da sana vereceğin tövbe istiğfarı sağlam bir şekilde bir kez yapacaksın. Laneti, belayı, kahrı ağzına almayacaksın. Adamın şeytana çalıştığını en büyük delili ne biliyor musun bak? Vatandaşın şeytana çalıştığını en büyük delili. Adaktan cin musallat olmaz dediğin anda İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını inkar etmiş oluyorsun. Evet abi. Koç gelmeseydi İbrahim Aleyhisselam'ın boynunda bıçak vuracak mıydı? Vuracaktı. Koç geldi kurtardı. Ya sen koç adadığın zaman kimi kurban edersin? Neyse. Evlat üzerine insanı. Şeytana çalıştığın en büyük delili bu. İkincisi, insan için dua nedir? Siz dua edin cevap vereyim. Duayı bir adam inkar ederse, bedduadan bela gelmez, musibet gelmez, şeytan gelmez. Yani Allah duaları kabul etmez demektir bu. Niye? Çünkü isteyin, cevap vereyim. Dua edin, cevap vereyim diyor. Peki, bir ana babanın duasını peygamberin ümmetine yaptığı dua gibi kabul eden bir peygamberin aleyhissalatü vesselam sözüdür. Ana baba hukukunu ki ekber-i kebairde şirk koşmaktan sonraki en büyük günahı hiçe sayıp evladına lanet ve beddua etmeyi hiçe saymak demek, bedduadan cin musallat olmaz demek, rahat olun yavrum, siz bedduaları edin, insanlar birbirlerini lanetlesinler, insanlar şeytan olsunlar diyerek şeytana çalışmanın ikinci büyük sebebidir ya. Gördünüz şimdi. Şimdi sen görüyorsun. Vücudunla acıyla tanımladın. Sana dedim ki annenin yaptığı bedduadan buradaydı dedim. Taha. Orada mıydı? Bastırdığım anda anne tövbe edince geçti mi? Mâ asâbekum min musibetin febimâ kesebet eydîkum ve ya'fû an kesîr. Onun yaptığı bedduadan direncim buradaydı dedim. Bastırdığım anda geçti mi? Hukuku valideyi çiğnemeden girdi dedim. Kısas yapıldığı andan itibaren vücudun ayetlere tepki verdi mi? Verdi. Söz değil hocam, delil gösterecekler, ispat gösterecekler. Bir sürü rukyeci var, bak. Kur'an'ı sen dinlerken de oluyordu öyle. Kur'an'ı dinlerken de bu adam sallanıyor. Çünkü ya abi bir hafta eve gitmedim ya, sırf dinliyor diye. Bana dedi ki çık odadan çünkü ben korkuyorum. Bir hafta dinledi. Ne oldu? Çıktı mı bir şey? Çıkmadı. Niye? Hukuk-u valideyni fiilen çiğnedin. Çıkmaz. Kısasla çıkar. Ne yapıyor? Bunu saklıyorlar. Yani şeytanın gerçek musallatlarını saklamak da şeytana hizmet ediyor. Saklıyorsun. Tuzak, düşmüşsün tuzağa. Sadece
seanslarda millet bağırıyor, çağırıyor, he, hi, 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 falan. Sonuç nerede? Sonuç nerede? Yani bu adamın vücudundaki cin bir daha dinleyince bir daha oluyor. Bir daha dinleyince bir daha oluyor. Sonuç nerede? Çocuğa ne diyorlar? Ben bir tanesini dinledim. Aşık oldum yani. Aşık cin. Aşık çocuğa soruyor, diyor ki çıktı mı? Ya kardeşim o çocuk der ki çıktı ya. Lan girdiğini bilmiyor ki çıktığını bilsin adam. Çocuğa soruyor ki çıktı mı? Nasıl rahat mısın? Çıktı mı? Çıktı mı dese bırakacak. Oku bir daha olacak yine aynısı. İnsanlara daha tavsiyenle. Tövbe edin yani. Sana ne yaptık burada? Yani. Bir tövbe istiğfar ettim. Bir akıl şey yaptım. Valla tövbe etsinler yani. Ana baba hakkı falan. Önemli şeyler yani. Adak sakın adamayı. Ahırda olun yani. Hukuku vahiden için isyan etmemişsinler. Aynen. En önemlisi bu. Aynen, yani isyan. Lanet okumasınlar, bela okumasınlar. Çünkü söyledikleri sözde şirke düşürüyor anında şirke. Mesela diyor ki adam iş yerine gidiyor. Allah onun rızkını oradan veriyor. Ve diyor ki lanet olsun bu mesleğe diyor. Geçiyor gidiyor, unutuyor. Ondan sonra iş onun için azap ve sıkıntı haline geliyor. Çalışamaz hale geliyor. Ve Rezzak ismiyle bir şirke düşüyor. Rızkına küfretti. Rızkına vesile olan mesleğine sövdü. İsyan etti yani, anladın mı? Ondan sonra hoca hoca geliyor adam. Ben abi videolarını izledim. Muzmacılar kazanıyor, rütbeciler diyor. Ya kardeşim bize de gelmesin insanlar. Tövbe etsinler. İşte onu diyeceğim abi böyle. Ben de işlerimi bilemedikleri zaman var. Ama çözemediler. Hakikaten nerede tövbe edeceğini, nerede hataya ve isyana ve şirke düştüğünü bulamadıkları zaman bize gelsinler. Kitap bastık, yapın kardeşim. Gelmeyin. Kalbinizde sürekli bir telaş ve kaos içerikli koridorlara hapis olmuş bir ruhunuz var ise, çıkamadığınız, kaçıp kurtulamadığınız hayal kırıklıklarına bağlanmış umutlarınız var ise, değişmesini çok istediğiniz ama yine de bir türlü değiştiremediğiniz mutsuzluklara karışmış suçsuzluklarınız var ise, bocalayıp duruyor ve haliyle ellemiyorsa hayatınız, çözemiyorsanız düğümlerinizi, anlayıp kavrayamıyorsanız etrafınızda aleyhinize işlenen suçları, ihaneti ve kalleşlikleri, kışkırtan vesveseler haset saçıyorsa gözlerinizde, siz de göremiyorsanız gerçekleri, ateş püskürüyorsanız hayata, öfkenizi ne de dindiremiyorsa içinizdeki bütün olup bitenleri, o zaman hapis olmuşsunuz, çıkamıyorsunuz bulunduğunuz bu zindandan bir türlü. Artık kurtuluşunuz hiç yok. Kaçamıyorsunuz çünkü çıkışınız yok. Çaresizsiniz, çözümünüz yok. Peki neden diye soracak olursanız, hayatınızda Allah'ınız var. Ama dilinizde, kalbinizde dualarınız yok. İrtibatınızı kesmişler, iletişiminiz kopmuş, Rabbinizle bağınızı bitirmişsiniz, tuzaklarınız kurulmuş, adalet perdeleriniz çekilmiş, maalesef siz de bitmişsiniz. Aksilikler sürekli damarınıza basıyor diye dua yerine of deyip isyan etmeyi tercih etmişsiniz. Karanlıkların en dibine kaçarak gökyüzüne seslenmeyi unutup yok olup batıp gitmişsiniz. Dualarınız içinizi hapsedip şeytanın yakanıza yapışmasına rıza gösterip izin vermiş Rahman olan birine dualarınız kabul olur mu diye şeytanın kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Seslenin artık Rabbinize. Çıkarak kırın artık kabuklarınızı. Dualarınızla çözülsün bütün düğümleriniz. Kalksın artık önünüzdeki istemediğiniz bütün engelleriniz. Ruhunuz ve bedeniniz huzura kavuşsun artık. Dualarla dolu bir hayat ile Allah'a emanet olun. Göremezseniz diye. Kör büyük olduysanız. Maalesef. Geçmiş olsun. Stop.